anlamda da günün şartlarında ihtiyaçları karşılıyor. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı seçimli Ulusal Mimari Proje Yarışması'nın sonuçlarının paylaşıldığı basın toplantısı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşti. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen ve 39 projenin ön seçim için başvurduğu yarışmada 26 adet proje yarışmacılar tarafından teslim edilmişti. Alanında uzman mimar ve şehir plancılarından oluşan jürinin değerlendirmeleri sonucunda 1., 2., 3.'nün yanı sıra 3 adet projede mansiyon ödülüne layık görüldü. Oraya yeni bir bina yapılmasına karar vermiş oldu. Kendileri süratle ihaleye çıkıp, proje ihalesine çıkıp bakanlık kontrolünde, valilik kontrolünde yaptıralım dediler. Gebze Kültür Merkezi Mimoza Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, günün şartlarını da Gebze'nin gelecek vizyonunu da yansıtacak bir hükümet konağı ihtiyacı vardı ifadelerini kullandı. Uzun zamandır konuşulan bir mevzu Gebze'de artık var olan kaymakamlık binası Gebze'nin şanına, hürmetine, namına yakışmıyor. 1970'li yıllarda yapılmış bir bina, bugünkü 15 bin nüfusa hitap edecek şekilde düşünülmüş. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze Hükümet Konağı seçimli ulusal mimari proje yarışmasında 1. Sıddık Güven Doğan'ın projesi oldu. 17.986 rumuz numaralı ekip başı Sıddık Güven Doğan bir ekibe aitmiş. Sonra